Merhabalar, ben Gizem Karayel. Bugün Arnavutköy'de yemyeşil ağaçların içerisinde yer alan bir daireyi geziyoruz. Şef, yazar, inanılmaz yetenekli bir beyefendinin evi burası. Yağız İzgül'ün evindeyiz. Yağız bize Ahmet'le birlikte evi nasıl dekore ettiklerini anlatacak. Can da tabii ki yine yanımızda, sesleri duyuyorsunuzdur. Çok keyifli bir sohbet sizi bekliyor. Abone olmayı unutmayın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Abone olmayı. Bildirim. Nasılsınız? Şükür hamdolsun. Sizi sormalı. İyiyim ben de. Teşekkür ederim. Böyle mi bakıyoruz, böyle mi bakıyoruz? Yani her iki türlü de olur. Aynen. Evet. Nasıl yardımcı olabilirim? Yani hobilerim arasında bir topaç çevirmek. Evet, güzel. Ve satmak için. Yani misafirlerimize de veriyorum karşımda. Yani bu tarz objelerimiz mevcut. Çünkü birazcık sorulacak sorular konusunda ipuçları aldım. Benim için özel olan eşyaları falan mesela. Topaç gerçekten şaka yapmıyorum. Yani şurada böyle yarım saat düşünürken bununla stres attığım oluyor. Bu sanki 80'ler 90'lar zamanının değil mi? Öyle bir şeyler. Z kuşağı bilmez. Z kuşağı içinde yine burada bir widget'ımız mevcut. Aa, bunu hiç bilmiyorum. Evet, bazen böyle topaç üstünde topaç falan çeviriyoruz. Evet. Allah Allah, hiç görmemiştim. Bekliyorum sorularınızı. Biz Arnavutköy'deyiz şu anda. Arnavutköy'deyiz, evet. Evet, burası bir apartman dairesi aslında. Apartman dairesi. Ama yeşilin, ağaçların içindeyiz. Gerçekten çok ferah. Küçücük de bir balkon var. Gerçekten Hı-hı. çok ferah ve güzel bir ev burası. Teşekkürler. Aydınlık. Mimarımız sağ olsun. Evet, Ahmet Yalçın arkadaşımız yine burayı döktürmüş gerçekten. Çok güzel olmuş. Ya bir şey yapmadı ya. Nasıl burayı seçtiniz? Nereden buldunuz Ahmet? Ay, Ahmet Bey diyorum. Ahmet'le çok eskiden başladım. Burayı mı nasıl buldum? Zaten bu civarda oturuyorum. Ya, esasında doğma büyüme modalıyım ama 2000'li işte 20 senedir falan etilerliyim. Sonra bu pandemide güzel bahçeli bir evim vardı yine ama güneş çok almıyordu ve birazcık artık onun güneş almama hikayesi beni birazcık daraltmaya başlamıştı. Bir ikincisi de ihtiyaç hikayesi çünkü işler ilerledikçe depo alanı ihtiyacı da doğdu. Dolayısıyla kendime bir ofis mutfak bakarken niye dedim ki evi büyütmüyorum? Yani iki ayrı kira vermektense zaten çekimler evde oluyor. Öyle bir hasbelkader bakınırken de burası da çok eskiden beri hem çok arkadaşlarımızın oturduğu hem de sevdiğimiz gizli kapaklı bilinmeyen şey bir site, özel bir sitedir. Evet. Denk geldi o şekilde o dönemde. Ve oturduk, yerleştik. Süper. Yani burada çekimleri de yapıyorsunuz aynı zamanda değil mi? Doğru anladım. Süper. Birazdan gezeriz mutfağı. Tüm çekimler orada yapılıyor. Sağ olsun yine Ahmet orada döktürdü. Öyle yani. Peki, burada salondayız şu anda. Salon çok ferah bir salon. Salonda mıyız? Evet, salondayız galiba. Yaşam alanındayız şu anda galiba. Ferah, evet, ev sahibi birazcık şey alanları değerlendirmiş. Mesela normal dairelerde şömine var, o şömineyi kaldırmış. Orada başka bir tadilatlar yapmış. Bu salonun şeklini daha böyle ferah olacak. İçerideki 3 odayı 2 odaya düşürmüş. Benim çok işime geldi. Çünkü zaten iri bir adam olduğum için ne kadar ferah o kadar iyi. Burada mesela yemek masasını daha dikdörtgen uzatabilirdim ama çok fazla misafir sevmiyorum. Çünkü herkes etimden sütümden faydalanmak peşinde. Bir yemeğini yiyemedik diye. Daha annem babam dahil olmak üzere yani arkadaşlarım hala bir yemeğimi yiyemedim. Yiyemeyeceksiniz. Buradan yiyemeyeceksiniz. Dolayısıyla masa 6 kişilik. Yoksa aslında burası böyle bir şey olarak değerlendirilebilirdi. Gönlümden de geçerdi. Normal bir iş sahibi. Yemek dışında bir işle ilgili olsaydım. Ama ne yaptım? Buradayken çok güzel bir orman manzarası var, ağaç manzarası var, bir şehir manzarası da var esasında. Onun yerine buraya bir tane Le Corbusier aldım. Le Corbusier'i buraya koydum, uzatıyorum ayakları. Bazen böyle bir nefes terapisi veya işte duştan çıktıktan sonra kururken ya da işte atıyorum akşamüstü hava karar, güneş batarken böyle güzel bir iPad'imi önümde, gazetemi, dergimi neyse. Hem manzaranın keyfini çıkarıyorum hem de işte dediğim koltuğun keyfini çıkarıyorum.
Dolayısıyla burayı hem yemek masası hem de keyif daybed ile değerlendirdim. Bu tarafta çalışma masamı görüyorsunuz. Onun arkasında bir tane o yürüyen şehir, şu heykel de mesela, o yürüyen şehir. Evet, aynı değil mi? Ceylan Dökmen'in eserleri. Kendisi yeni dönem metalle bayağı güzel işler çıkarıyor. Bunlar pirinç miydi, bronz muydu? Yanlışım olmasın. Galiba pirinç, o da bronz. Emin değilim yani ama işte görüntüye bak. Çok böyle detaylı. Gördüğüm zaman şundan çok etkilendim mesela. Evet. Küçük bir parça ama güzel bir parça. Farklı. Evet. Taşındıktan sonra birazcık böyle daha sanata ağırlık verdim. İşte görüyorsunuz zaten. Bir sürü tablomuz var. Var. Evet. Mesela arkamızdaki çok farklı. Evet. Üç boyutlu aynı zamanda. Evet. Bu nereden peki? Bu da Akmerkez'de CK Art Galeri var. Orada bu Zehra Sultani imzalı ama şimdi onlar yollarını ayırdılar benim bildiğim. Fakat aynı teknikte. Bunu ilk çıkaran adamın adını unuttum hatta, galiba rahmetli oldu. İspanyol mu Belçikalı mı bir adam bu tekniği. Bu bir impasto. Yani direkt tüpten sıkmaca ama işte böyle küçük küçük adamlar, insanlar. Hatta burada işte yalnızlığın bir şekilde artık o pandemi dönemindeki yalnızlığı insanların toplu bir arada işte bir içtima etmeleri hikayesi falan pişman. Ben hikayelere çok bakmıyorum. Bana zevkli mi geliyor? Sanat diyorum. Herkesin sanatı kendine göre. Mesela bir tane Ercan Filiz var orada. Ne anlıyorsun? Ne anlıyorsun? Ben çok hoşuma gidiyor. Bir şey anlamıyorum. Anlamak zorunda genelde değilim. Genelde renkli tablolarınız. Gerçekten enerji gibi yani. Yani işte evet. Baktığımda hoşuma giden bir şey. Hiç anlamam yani. Şu atıyorum yani 1 lira da olsa 10 lira da olsa bana hitap etsin yeter. Yani yoksa yok efendim çok ekspresyonist, empresyonist falan pişman dada. Neyse. Peki Ahmet de buraya geldiğinizde bu eve salondaki tadilat vesaire bir şeyler yapıldı mı yoksa aynı şekilde kullanmaya devam mı ettiniz? Ya bu esasında salon başarılı bir restorasyon projesi diyelim. Çünkü bu evde yaklaşık 2 sene oturulmamıştı. 2 senedir. Kullanılmayan bir evdi. Dolayısıyla bakım açısından birazcık yoksundu. Bütün böyle kötü eski şeyler vardı, aydınlatmalar vesaire. Hop buraya girildi, ince işçilik. Salon tertemiz teslim edildi. Süper. Ondan sonra ufak ufak eşyalarla, danışıklı, dövüşüklü bir şekilde ne derler, şeyini kurduk, altyapısını, ya üst yapısını neyse. Olay öyle ortaya çıktı. Sonra yaptık işte. Mobilyalara geldiniz herhalde. Mobilyalara geldik. Kapitoneler var genelde mobilyalarda. Kapitone severim, Chester severim. Esasında ya oraya çok enteresan denk geldi. Bu bizim dükkanda duran bir koltuktu. Dükkanı daha iyi bir fırsatımız çıktığı için dükkanı taşıyoruz şimdi. Oraya da bekliyoruz. Arnavutköy'de yeni dükkanımız Dede Ocakbaşı açılıyor. Şeyde Padre olacak. Buradan reklam da yapalım. Bahçesinde de Padre olacak. Orada başka bir bu orada duruyordu. Bunu buraya aldım. Onu da hani şey ihtiyacı bir ihtiyaç depo ihtiyacı olduğu için gelmedim. Ben bunu eve alıyorum diye onu da oraya koydum. Tam zaten bayıldım, hastası oldum. Bizim dükkanın sevdiğim parçalarından bir tanesi. Üç renk vardı. Beyazı vardı, laciverti vardı. Şu yeşil tonu bence eve çok iyi gideceğini düşündüm. Evet. Uyum sağlayacağını düşündüm. Perdelerde birazcık yeşilin tonlarında. Onları da birlikte seçtiniz. Mustafa yaptı. Perdeci Mustafa. Çok güzel, çok güzel kumaşları var. Çok ilgili, çok alakalı. Hakikaten örnek bir insan yani. İşini başından sonuna kadar takip eden. Yani bu tarz konularda evet, danışıklı gittik. Çünkü evet. Ben yani korkuyorum. Sadece şunu yapacaktık. Kaçtı mı? Ahmet yok. İlk girerken işte bu ince işçilikler yapılırken her taraf bembeyaz oldu. Bir duvar kağıdı veya bir duvar boyama şeyimiz hala var. Evin bir kısmına. İşte ama oradaki renk seçimleri de bence işte o işleri Ahmet'e bırakıyorum. Çünkü ben her an yani ben yemeğimi yapayım. Peki mermer tablalı böyle metal büyük bir aydınlatma var. Hatta iki köşede de var. Var. Evet. Var. Evet var yani var. Bunlar mesela bir tık daha tarz olarak farklı aslında. Yine sizin seçiminiz. Ya şey neydi bunların adı? Bunun da bir adı vardır hatta. Neydi ya bunların adı? Bu palmiye lamba mı bunun adı? Palmiye. Sanki. Lambader ama yani bir şey yok. Evet. Bu da bir 60'ların bir klasiği esasında. Ya annem bir tane bana bir tane kardeşime hediye almıştı. Galiba boşanırken bir tanesi kardeşimden çaldım. Onu da oraya koydum. Aslında bence yani iki tane aynı lambaderin olması bir anlam ifade etmiyor. Ama o zaman işte hasbelkader o da geldi buraya. Onu da oraya o köşeye koydum. Aynen, ya, madem öyle bir çizgimiz olsun dedik. Evet. Çizgimiz lambader olsun dedik. Yaz Bey, ben yazar olduğunuzu eve geldiğimde öğrendim.
Evet, evin de konuştuk bunu. Evet, yazarsınız, şefsiniz, aynı zamanda piyano çalıyorsunuz, sanatla ilgileniyorsunuz. Bir de yakışıklıyım. Bir de evet, neler neler. Kaçırmıyor. Ama yaşlanıyor artık yavaş yavaş. Aha. Ona göre yani. Yok, yok. Yok. Sevdiğim kız arkadaşım, sevgilim var. Ha, süper. Neyse, işin şakası bir yana. Ne var ki bunlarda? Bence herkes kendini ilgilendiği alanlarda elinden geldiğince geliştirmeli. Ben sadece yazar değilim bir kere. Bir kitap yazdım. Hani bir kitap yazmakla hani yazar olmak farklı bir şey bence. Bir yana ben müzik çocukluktan beri çok böyle bir hobim. Hala çalıyorsun değil mi? Yani hala çalıyorum. Zaten 10 senedir çalıyorum. 35 yaşında başladım ben piyano çalmaya ama hep bir hayalimdi. Hmm. Yemek öyle. Yani bilmem kendimden çok şey... Yatırım ya. Mesela... Normalde şef ama okumadınız, gastronomi okumadınız. Hayır hayır, mühendisim, evet, İTÜ mezunu mühendisim. Hı-hı. Ama mesela bunların yanında tatile gitmeyi sevmem. Çok gezip dolaşmam. Öyle eskisi gibi yeni yerler keşfetme. Mesela o şey birazcık artık yoğunlaşan hayat temposuyla birlikte o birazcık azaldı. Çünkü şimdi buradan bir mekanda, bir mahalle değiştirmeye kalksan, atıyorum burada Karaköy'de bilmem Galataport'ta bir yer açıldı. Yani şu an oraya gitmem biliyorum ki 1,5 saat. Biliyorum ki bilmem de 1,5 saat. Yani bu adam çekimini, çukumunu yapacak. Efendime söyleyeyim başka işleri vesaire gitmesi olması gereken. Şimdi Moda'ya gideceğim ama işte motorla gideceğim. Şey düşsün diye trafiği rahatlatmak için. Ama benimki de motor değil tam olarak. Evet, o yüzden yani her ha dedin mi de işte atıyorum Karaköy'de ha dedin mi gitmek gerçekten öyle 15-20 dakikada da olmuyor. Niye Karaköy'e taktıysam bu o Karaköy'e. Peki şey sormak istiyorum. Aklıma gelmişken Ahmet de orada oturuyor. Çalışma masasını neye göre seçtiniz? Ucuzluğuna göre. Çünkü birazcık daha klasik, böyle Lucenza ayaklı falan. Ya o şeyden tarz esasında. Tarz olarak çok kibar. Mudo bayağı Mudo ama şimdi yanlış anlatmayayım sanki babamla çalışırken Mudo'nun bir outletinde hatta gördüm, yakaladım ve gerçekten şey fiyatı falan makuldü ama bahsettiğim kaç sene önce herhalde 15-20 sene evvel falan. Doğrudur. O zamanki bütçemize göre ama çok yani her benim için şey bir parça. Zamansız hem zamansız hem şık hem işlevsel. Evet. Bir de çok fazla masa başı işim olmuyor. Çok yani çünkü daha evvelden mesela bir eski evimde gerçekten masam bunun iki katıydı. Hı hı. Şimdi o işler de azaldığı için, her şey kompüterize olduğu için rahat şey bir masa. Evde vakit geçirmeyi seviyorsunuz. Gündüzleri evet. Çekimlerimi yapıyorum zaten işim burası. Hı hı. İşim biter bitmez soluğu mahallede bir yerde bir rakı sofrasında, bir kahve sofrasında, bir dost meclisinde süper. Buluyorum. Evimi seviyorum tabii ki. Evet. Yani evci benim ama değilim de. Kuramadım o cümleyi, bilemedim. Ama şey çok ferah, yani o yüzden sordum zaten. Bu ev gerçekten vakit geçirilesi bir ev. Çok ferah olduğu için kendini zaten dışarıda hissediyorsun. Küçücük bir balkon, o da çok tatlı. Orada da yüksek ihtimalle vakit geçiriyorsunuzdur. Ödüllerinizden bahsetmek istiyorum. Oscar oynayacağım artık. Ya ödül demek doğru olmaz. İşte hani bugüne kadar çok fazla konuşmalar yaptık. Gençleri aydınlatmaya çalıştık mümkün olduğu kadar. Birçoğu da onların zaten işte bu tarz plaketler, ağaç dikmeleri, birkaç tane en iyi şef ödülü var. Ama yani ödülden daha çok onlar konuşmalar karşılığındaki plaketler. Peki şefliğe nasıl geçtiniz? Ben onu merak ediyorum. Mühendislik okuyup sonra merakınız vardı yüksek ihtimalle. Hep öyleydi zaten. Mühendisliği biraz aileyi mutlu etmek için okuduk. Baba sanayici olduğu için. Ama kolay bir şey değil canım. İTÜ'de mühendislik okumak. Hiç kolay değil yani. Hani insan bir insanı mutlu etmek için 7 senesinde tabii 4 senelik okulu 7 senede bitirdik haliyle istemeye istemeye. Neyse yani. 2 sene erken başlamıştım. Oradan bir şekilde telafi ettim. Babayı mutlu ettik, aileyi mutlu ettikten sonra sıra kendimi mutlu etmeye geldi. Kendi istediğim işlerin peşinden öyle yani bir geçiş olmadı yani zaten her zaman hep yemekte esasında. Süper. Peki şeyi de soracağım. Pardon. Şurada bir karabiberlik var. Var. Kocaman. Var. Evet. O nereden? Zambo. Güzel. Güzel değil mi? Tam olarak sizi ifade ediyor. Bunları bir arkadaşım getiriyordu bu Peugeot'ları. O da bana böyle özel bir günde böyle bir hediye yaptı. Yani satılan bir parça değil esasında. Yani böyle 5 tane garson gelip karabiber vermiyor. Bayağı dev olduğu için. Çok güzel ama. Evet güzel güzel. Evet ama, evet. Hoş bir parça. Tam olarak sizi ifade ediyor dediğim gibi. Dev olduğu için. Peki evde en çok keyif aldığınız yer vakit geçirmek için neresi? Bir tanesi bu söylediğim evet. gibi. Doğru. Bir diğeri içeride biraz büyükçe bir küvetim var. Orada meditasyon yapıyorum.
Başka piyanomun başı. Yani bunlar işte bir şeyler seyrederken de orada televizyonun ötesinde. Bir de mutfak güzel dizayn edilmiş çekim için özellikle, değil mi? Yani her anlamda, hem çekim hem yaşam, ikisi de ama evet. Tabii biraz çekim odaklı da yapmış. Bir L var. O L'de göreceksiniz zaten birazdan, kamera açıları uygun hale geliyor çekim yapmak için. Ona göre tasarlandı. Öyle bir arkası bir boş bırakıldı. O boşlukta bir ferahlık oldu. Çekim olmadığı zaman işte atıyorum bir stand, masa, bistro konuldu. Bu arada bir çay kahve içilecek bir ortam oldu gibisinden. Öyle oldu. Ferah bir mutfak tezgahınca, olmuş yani. Tezgah da o da T1 kaleden. Yanmıyor, çizilmiyor, kırılmıyor. Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey olmuyor. Süper. Keyif olarak kullanıyorsunuz sonuç olarak. Tabii ki. Olmazsa olur mu? Evet. Evcil hayvanlarının neydi? Dur söyleyeceğim. Çok evcil değiller. Canla temasları yani, inanılmazdı. Evcil hayvan benim. Yani beni evcil ya. O köpekler beni evcilleştirdi. İki tane minik köpüşümüz var. Evet. Charlotte ve Kıtmir. Evet. Margo'muz var. Margo karşıda şimdi modada duruyor. Ha öyle mi? Tabii. Üçüncüsü de var. Var. Seviyorsunuz. Sevmiyorum. Ama ya tabii ki seviyoruz. Hiç sevmez olmuyor. Yani yoksa çekilecek nane değil yani. Evde bahçesiz evde köpek bakmak kolay iş değil yani. Sevilmeden yapılacak iş değil. Köpeğin dostluğu bambaşka yani. Hemen böyle ay benim de kedim var diyen yani tiplere mesela. Ha diyor ben. Çünkü, demedim. Şey dedim mi? Dedim. Yok öyle kedim. De var mı? Ha, yok çok iyi. Ama yani, öyle. Vardı köpek belki. Ve kedinin ayrımı çok başka. Hiç yani. Yok kediler de ya tamam ya, kediler de akıllı içgüdüsü olarak tam yani köpeğin iletişimi başka bir şey canım. Ben başka tabii. Bütün hayvanları seviyoruz, yanlış anlaşılmasın. Tabii canım aynen öyle ama köpek çok başka bir şey. Kedi tatsız. Peki aklıma şey geldi, onu sormadan geçemeyeceğim. Şimdi mesela çok yorgun geldiniz, bir sürü de işiniz vardı vesaire. Eve geldiniz, yemek yok ama çok açsınız. Yemek sepeti var, getir var, bana bir var. Öyle mi? Gerçekten. Yani yemek mi? Ya, yemek yapmakla mı uğraşacağım Allah aşkına? Ya. Telefonla söylerim, yarım saat temizlik. Ama bu kadar yemek yapmayı seven, ya şefsiniz sonuçta. Hani ne bileyim, dışarıdan gelen bir şey sizi rahatsız etmiyor mu? Hiç etmiyor. Ya. Hiç bayılırım ben. Bu bir tam erkek, bayılırım. Erkek muhabbeti bana, ya. Bayılırım. Bayılırım. McDonald's, Burger King, Kentucky bana. Tabii canım, döner, mantı bunlarla gelin. Şu hayallerim yıkıldı. Hiç yıkılmasın. En güzel ya. Bayılırım. Çocukluktan beri çok severim fast food'u. Yeter artık öyle. Can şu kadar küçücük tabaklar, bilmem ne, emülsiyon köpük falandı, pişmandı, gastronomi, moleküler. Ama bilmiyorum, gastronomi bence biraz artık şeyden çıktı, çığırından. Yavuz Bey çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbette. Alırım. Tamam. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok ferah, çok tatlı bir evdeydik bugün. Ve çok keyifli bir sohbetiniz var. Ben çok güldüm. Eminim herkes de aynı şekilde çok eğleniyor olacak. Genelde antipatik bulurlar. Yok. Yani ne yalan söyleyeyim. Şaka yapıyorum. Hayır, böyle bir ön yargım yok değil. Evet, bir tip böyle acaba nasıl birisi falan düşüncesindeydim tabii ki. Ahmet arkadaşım, iç mimar arkadaşım sayesinde Yavuz Bey'le tanışma fırsatı bulduk ama aşırı eğlendim. Gerçekten çok teşekkür ederim. Çok ben sıcak bir sohbetti. Ederim. Ne demek? Çok samimisiniz bir kere, o çok önemli. Evet, bence de. Evet, aynen. Bilmukabele. Evet. Canı da öpüyorum gözlerinden. Tamam, çok teşekkür ederiz. Aynen, misafirperverliğiniz de ayrıca çok tatlı. Her zaman. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere, görüşmek sevgiler. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın. Evet. Ay çok tatlı.